Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kişi hak ve hürriyetlerinin önüne geçen uygulamalardan birisi olarak sansürün toplumumuza etkisinin sebep olduğu hak ihlalleri ve mağduriyetlerinin tespitini yapmak üzere vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekillerim, buradan daha doğrusu artık değerli milletvekilleri diye hitap etmemize gerek kalmayacak. Yüce Türk milleti diye hitap etmemize gerek kalacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri biraz önce geldiler, yoklamada bulundular. Yoklama biter bitmez hemen anında kulise gittiler. O yüzden artık Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini herhalde kulis milletvekilleri diye hitap etmek, anmak gerekecek. Değerli milletvekillerim, iktidarın görevi burada olmaktır. İktidarın görevi kuliste kulis yapmak değildir. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerine bundan sonra herhalde kulis milletvekilleri diyeceğiz. Bunu da Türk milletine buradan duyurmak durumundayız. Çünkü artık sansür, Alo Fatih hatları o boyuta gelmiş ki ne diyor? Sayın bir milletvekili, başbakanın da baş danışmanı ve kılavuzu olan Sayın Akdoğan diyor ki biz diyor Meclis TV'yi kapattık. Siz nasıl olur bunları verirsiniz? Çok doğru. Çok doğru, çok doğru Sayın Valim, çok doğru. Evet, Meclis TV'yi bunlar kapattılar ve maalesef ki bundan sonra insanlar hangi internet sitesine girecek, hangi sitelerde dolaşacak, hangi tweet atacak, artık hükümetin işi Alo Tip hattıyla bunları takip etmek olacak. Tabii biz bu arada Alo Fatih hattından sonra bir Alo Çankaya hattı kurulduğunu da öğrendik. Alo Çankaya hattı devreye girmiş, yıldırım hızıyla, fiber hızıyla bu sansür yasası maalesef ki kabul edilmiştir. Türkiye'de şimdi iki türlü sansür yasası var. Bir, Alo Fatih sansür yasası, sansür hattı. İki, Alo Tip ve buna da ilave olarak 2,5 diyebiliriz, Alo Çankaya sansür hattı. Değerli milletvekilleri, maalesef artık yolsuzlukta her taşın altından nasıl AKP ve AKP'li belediyeler çıkıyorsa şimdi artık her tuşun altından da AKP çıkacak. Sizin sansürcü zihniyetiniz çıkacak. Peki bu yasanın ömrü ne kadardır? Onu da ifade edeyim. Bu yasanın ömrü 40 gündür. Seçimlere kadar çıkarılmış bir yasayla karşı karşıyayız. Çünkü seçimlerden sonra bu yasayı değiştirmek zorunda kalacaksınız. O kadar vahim bir durumdasınız ki daha geçen hafta çıkan yasanın 2 maddesini değiştirmek için bugün meclise önerge vermişsiniz. Demek ki burada maksat seçimlere kadar çıkacak herhangi bir olası size karşı bir konuşma metninin veya bir görüntünün ortadan kaldırılmasını sağlamak. Peki bu kadar dik duruşlusunuz, omurgalısınız, ahlaklısınız madem 2 sene önce neredeydiniz? Burada başka siyasi partilere yönelik kumpasları kurduğunuzda niye bu yasayı getirmediniz? Neden o konuda hiçbir adım atmadınız? Adım atmayı bırakınız. Dilinize dolayarak bunlar ne dedi Sayın Başbakan? Bunlar geneldir dedi, geneldir. O zaman Sayın Başbakan, milletin bilmem nesini ne yapacağız diyen konuşmalar özel mi oluyor? Buradan soruyorum size. Peki bu yasa olsaydı biz sizin besleyip büyüttüğünüz iş adamlarının Türk milletine nasıl galiz küfürler ettiğini nereden öğrenecektik? Demek ki öğrenemeyecektik. Ve siz bundan sonra bu besleyip büyüttüğünüz iş adamlarının daha milletin nesine küfür ettiğini bu yasayla aklamaya çalışıyorsunuz. Villaları, havuzları bu yasayla aklamaya çalışıyorsunuz.
Şunu da ifade etmek lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı biz interneti aktif kullanan, sosyal medyada aktif olarak yer alan bir cumhurbaşkanı olarak biliyorduk. Ama meğersem Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu ifade ettiği, daha önce yazdığı bütün tweetleri artık kaldırmalıdır. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hükümetle pazarlık içerisine girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı klavyelere özgürlük derken, meğersem klavyelerdeki Q harfine, W harfine özgürlükten bahsediyormuş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı efendim güzel şeyler olacak dediğinde ne olmuştu? Ermenistan'la pazarlık açılmıştı. İkinci defa Sayın Cumhurbaşkanı yine güzel şeyler olacak dedi. PKK ile pazarlığın önünü açtı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı klavyelere özgürlük diye bir tweet attı. Ne oldu? Q harfiyle meğersem W ve harfine Sayın Cumhurbaşkanı özgürlükten bahsediyormuş. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın maalesef ki pis bir pazarlık içerisinde olduğunu ifade etmek zorundayım. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhur'un başı olmuştur. AKP'nin yedeği değil. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de yaşayan herkesin Cumhurbaşkanıdır ve herkesin hak ve hukukunu korumakla mükelleftir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapmak yerine başka bir görevi Sayın Cumhurbaşkanı üstlenmiştir. Sabah bir araştırdık. Ankara'nın merkez ilçelerinde 67'si merkezde, 8'i Altındağ'da, 5'i Yenimahalle'de, 5'i Sincan'da, biri Gölbaşı'nda, biri de Etimesgut'ta olmak üzere 82 tane noter var. Noterlik şerefli bir meslektir. Önüne geleni noterlerimiz araştırır, ne olduğuna bakar, ona göre karar verir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapmadan 83. noterliğe iddialı olduğunu ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı 83. noterliğe iddialıysanız önünüze gelen metinleri okumaya, önünüzde gelen metinlerde yarın pazarlık içerisine gireceğiniz hükümeti değil, 76 milyonun hakkını, hukukunu korumanız lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli milletvekillerim, Sayın Gül maalesef ki geçmiş dönemlerde birçok açıklamalarda bulunmuştur. Ne diyor? Özellikle Arap Baharı'nın olduğu dönemlerde sosyal medyanın ne kadar önemli olduğundan dem vuran Sayın Gül ne demiş 28 Mayıs 2011'de? Benim görüşüm temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli demiştir. Şimdi her taşın altından bir lobi çıkarmaya çalışan hükümetiniz ve Sayın Başbakan ve taraftarlarınız, şimdi interneti kısıtlamalarınıza karşı gelenler, sansüre karşı gelenlere maalesef pis bir yakıştırma yapmış ve sansüre karşı çıkanları porno lobisi olarak nitelendiriyorsunuz. Değerli milletvekilleri, bu durumda söylenecek tek bir söz var, edep yahu demek lazım. Sayın Gül'ün Türk milletinin kendisine verdiği vekaleti AKP'nin eline vermemesi lazım. Sayın Gül Cumhurbaşkanı'dır, başbakan yardımcısı değildir. Eğer hala kendisini başbakan yardımcısı zannediyorsa ben buradan uyarıyorum. Sayın Gül, siz cumhurbaşkanısınız. Eğer ben kendimi Anayasa Mahkemesi yerine koymam diyorsanız Sayın Gül, bir defa da buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin kendinizi bir defa da cumhurbaşkanı yerine koyun ve cumhurbaşkanı olarak bu milletin 76 milyonun hepsinin çıkarlarını korumak durumundasınız. Şimdi siz diyorsunuz ki bir tarafımda beraber yol arkadaşlığı yaptığım hükümet, öbür tarafında başka türlü diyaloglar içerisinde olduğum bir grup. Hani başbakanın haşhaşiler diye tanımladığı hizmet hareketi. İki arada bir derede kalmışsınız. En iyisi topu diyorsunuz, taca atayım, Anayasa Mahkemesi o işe baksın. Sayın Cumhurbaşkanım, millet her şeyi görüyor. Siz topu istediğiniz kadar taca atın, millet o topun kimin kalesine gol olduğunu biliyor. Hükümetle işbirliği yaparak, sansür yasasını imzalayarak milletin kalesine gol atıyorsunuz. Ama unutmayınız ki Türk milleti futbolu sever, futboldan da çok iyi anlar. Çok yakında inşallah 30 Mart'ta belediye
ve önümüzdeki aylarda da Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde millet, o top milletin ayağına geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı siz de göreceksiniz, sansürcü başı AKP siz de göreceksiniz ki bu millet o toptan nasıl gol atacak göreceksiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.